Emeklilik yaşı düşürülecek mi? İşte çalışanların emekliliğe erken çıkma yolları. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik yaşını öne çekmek için çeşitli yöntemleri araştırıyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik yaşını öne çekmek için çeşitli yöntemleri araştırıyor. Emeklilik sistemindeki mevcut mevzuat çalışanlara erken emeklilik için çeşitli fırsatlar sunuyor. Kadın çalışanlar doğum yaparak sigortalılık sürelerine ek prim kazanabilirler. Mevzuata göre bir anne 3 çocuğa kadar doğumları için toplamda 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl prim kazanabilir. Ancak çocukların sigortalılık başlangıç tarihinden önce doğmuş olmaları gerekmektedir. Askerlik borçlanması erkek çalışanlar için erken emeklilik imkanı Erkek çalışanlar askerlik sürelerini borçlanarak sigortalılık başlangıç tarihlerinde geriye çekebilir ve dolayısıyla emeklilik yaşını düşürebilirler. Kısmi emeklilik, 3600 günle emeklilik yolu. 15 yıl sigortalı çalışmış ve en az 3600 gün prim ödemiş bireyler kısmi emeklilikten yararlanabilir. Bu yöntem kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli olma fırsatı sunar. Ancak bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerlidir. %60 sağlık raporu ile malulen emeklilik. İş yapma gücünü en az %60 oranında kaybeden sigortalılar malulen emekli olabilirler. Bu yöntem için en az 1800 gün prim ödemiş olmak yeterlidir ve yaş şartı aranmaz. Vergi indirimi ile engelli emekliliği %40 ve üzeri engellilik oranına sahip çalışanlar vergi indirimi sayesinde erken emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu yöntemle engelli bireyler yaş şartına bakılmaksızın belirli bir prim gün sayısını doldurduklarında emekli olabilirler. Yıpranma payı ağır işlerde çalışanlara özel. Ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı emeklilikte büyük bir avantaj sağlar. Özellikle madenciler, gazeteciler ve gemi adamları gibi ağır işlerde çalışanlar için geçerlidir. Anneler için ek prim desteği. Başkasının bakımına muhtaç engelli çocuğu olan anneler için 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri, toplam prim sürelerine eklenir. Bu da onlara erken emeklilik imkanı sunar. Yukarıdaki yöntemler, çalışanların emeklilik planlamalarını daha verimli hale getirebilir. Emeklilik yaşını öne çekmek isteyenlerin bu fırsatları değerlendirmesi önerilir.